Lakin Rüstem'e sorun. O size anlatır. Eğer babanla konuşmak istiyorsan konuşursun. Buna mani olamam. Lakin kalbini kıran her neyse evvela benimle paylaş. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Kim yazdı o mektubu? Emin olmadan kimseyi itham etmek istemem. Zaten kararımın bu meseleyle bir alakası yok. Boşanmayı uzun zamandır düşünüyorum. Bu hadise sadece bahanesi oldu. Bütün bunların geride kaldığını, Rüstem'le mesut olduğunu sanıyordum. Siz bu söylediğinize kendiniz inanıyor musunuz? Rüstem sana aşkla bağlı. Bir gün kötü davrandı mı? Bir laf etti mi? Canını yaktı mı? İhanet etti mi? Tek kusuru devlet işleriyle meşgul olması. Seni ihmal etmiş olabilir, lakin bunlar düzelmeyecek şeyler değil. Başka bir kusuru varsa söyle. Zevcin olarak vazifelerini yerine getirmiyor mu? Hala anlamak istemiyorsunuz, öyle değil mi validem? Vazifelerini yerine getirmeyen benim. Çünkü sevmiyorum onu. Hiçbir vakit sevmedim. Kardeşlerin istikbali. Düşüncesizce onları ateşe atmana müsaade edemem. Zaten düşmanlarımız fırsat kolluyor. Rüstem'in gidişiyle bir kaşık suda boğarlar bizi. Kimseye ateşe attığım yok. Tek korkunuz Rüstem'in azledilip sürgün edilmesiyse merak etmeyin. Babamla görüşür, vazifesini devam etmesini sağlarım. Rüstem seninle evli olduğu için güçlü. Boşandığı anda gözden düşer. Ve ilk rüzgarda kellesini alırlar. Eminim siz kendinize sadakatle hizmet edecek başka paşalar bulursunuz validem. Mesela Sokullu Mehmet Paşa. Mektubu o mu yazdı? Daha neler validem? Beni kimlerle yakıştırıyorsunuz böyle? Boşanınca ne olacak sanıyorsun? Hünkârımız ilk fırsatta yeniden evlendirecek seni. Ve emin ol istemediğin biriyle. Seni Rüstem kadar sevmeyecek. Onun kadar tutkuyla bağlı olmayacak biriyle. Bunu mu istiyorsun? Bu kez kaderime razı gelmeyeceğim. Sevmediğim biriyle asla evlenmem. Şimdi müsaadenizle babamı görmem lazım. Hayır. Yakında sefere çıkılacak. Bu benim ve kardeşlerin için mühim. Rüstem için de öyle. Zira Vezir-i Azam olarak katılacağı ilk sefer. En güçlü şekilde gitmeli. Bir müddet daha bekleyeceksin. Seferin nihayete ermesi 2 seneyi bulur. İyi ya. Burada olmayacak. Onu görmeyeceksin. Döndüğünde de boşanmak istiyorsan boşanırsın. Unutma. Terazinin bir kefesinde sen ve hayallerin varsa, diğer kefesinde kardeşlerin istikbali var.